Merhaba. Bugün ben sohbet edeceğim. Son zamanlarda eşitlikçi liberalizm üzerine sohbet etmeye, konuşmaya ve yazmaya çalışıyorum. Bu diziyi takip edenlerin bildiği üzere Keynes üzerine yazdım. Keynes'in liberal sosyalist görüşleri üzerine yazdım. Ve sohbet ettim ve yazdım. Daha sonra bir ay önce kadar eşitlikçi liberalizm üzerine düşünceler sohbeti gerçekleştirdim. Sonra bunu İktisat ve Toplum'da dergisinde yayımlandı. Burada tabii Rauf'tan bahsettik ama zannediyorum öne çıkan figür James Mead oldu. Bugün kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Ve Thomas Piketty'den söz edeceğim. Thomas Piketty'den. Piketty'nin eşitlikçi liberal yaklaşımından söz edeceğim. Piketty bunu katılımcı sosyalizm olarak adlandırıyor. Ama aşağı yukarı aynı içerikte olduğunu göstermeye çalışacağım. İlk önce, evet, zannediyorum gözüküyor. Şu soruyu araştırmak istiyorum. Piketty, Keynes'in çizdiği, Mead'in devam ettirdiği liberal sosyalist çizgide bir düşünür müdür? Yani Piketty'nin kendisine böyle bir ifadesi yok. Ama ben bunun düşünsel temellerini Keynes'te bulabileceğimizi iddia ediyorum. Tabii Keynes'te olacağını iddia ederken aslında yani Keynes'in de tabii elbette arka planda düşünürler var. Tabii onlarla da bağlantı kurmaya çalışacağım. Şimdi dolayısıyla demek ki amacımız Keynes, Mead, Piketty ilişkisini sağlamak. Bunun için akıl yürütmek ve ortak çerçeve kavramlar değişik olmakla beraber içerikleri aynı. Liberal sosyalizm veyahut da Piketty'deki anlamıyla katılımcı sosyalizm. Şimdi birinci söyleşi izleyenler veyahut da makaleyi okuyanlar hatırlayacağı üzere, ama ben burada tabii tekrarlıyorum. Liberal sosyalizm temelini ben Mill, Marshall, Keynes, Mead, Rawls tabii. İşte buraya acaba Piketty'yi de koyabilir miyiz? Aslında araya başkalarını da koymak mümkün. Atkinson'u koymak mümkün. Atkinson, Mead'in öğrencisi ve Piketty de Atkinson'un öğrencisi. Anthony Atkinson'dan bahsediyorum. Şeyin eşitsizlik yaklaşımlarının babası, yani eşitsizlik konularının gündeme gelmesini çok önemli bir figür Atkinson. Atkinson'dan burada söz etmeyeceğim. Ama Mead'den Piketty'ye atlarken arada aslında Atkinson var. Yani Keynes Marshall'ın öğrencisi, Mead Keynes'in öğrencisi, Atkinson Mead'in öğrencisi ve Piketty de zaten çok sayıda eşitsizlik üzerine şeyle Atkinson'da şeyin çalışması var. Piketty'nin ve şeyde Piketty de Thomas Piketty de Atkinson öğrencisi. Ve yine geldiğimiz noktada
bir söylenen modern viksel. Tabii İskandinav vikseli. Tabii burada bugün için önemli figür İskandinav ülkeleri, Nordik ülkeleri. Hem eşitliğin hem de özgürlüğün öne çıktığı ülkeler. Dolayısıyla bu bakımdan da bu önemli bir nokta. Ve tabii şeyde Keynes-Smith içeriğinde düşüncesinde tabii ikisinin de Fabian Sosyalist veyahut da Fabian Liberalist geleneğinin temsilcisi olmaları önemli. Ve sosyalizm görüşü Fabian Sosyalizm ve Keynes'in kullandığı anlamda liberal sosyalizm görüşü, MIT'in görüşü. Şimdi burada yine ortak çerçeve çizmek açısından Keynes'in tanımladığı sosyalizme 1932 yılında, daha doğrusu 31'in sonunda 32'de çıktı başında. Hatta galiba 1 Ocak veya 2 Ocak'ta yayınlandı söyleşi. Liberal sosyalizmden ortak amaçları için organize olmuş bir toplum ile sosyal ve ekonomik adaleti anlıyorum. Bunları yaparken aynı zamanda bireyin korunması ve kollanmasını, burada kastettiği seçim, bireysel seçim özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü, mülkiyet özgürlüğünü anlıyorum. Dolayısıyla ortak amaçlar var ve bireysel özgürlük bir arada gerçekleştirdiği bir üçüncü yol önerisi. Yani klasik sosyalizmden ve liberal görüşten farklı olarak üçüncü bir yol arayışı. Üçüncü yol tabii bu söyleşimizin de temellerini oluşturacak. Üçüncü yol arayan bu dönemde çok daha başka düşünceler de var. Burada oraya girmiyoruz. Dolayısıyla ortak çıkar, ortak amaç ve bireysel özgürlüklerin bir arada gerçekleştiği belki de İskandinav kapitalizmi veya İskandinav sosyalizmi. Ve burada Keynes'in tabii liberal sosyalizminin Marx'tan farklılıklarını hemen dikkate çekip Keynes'in sosyalizmi sınıfsal temelli değil ve evrimci bir geçiş. Yani Fabian yaklaşımı yavaş yavaş sosyalizme geçmek. Keynes soyut kriterlerden ziyade somut olarak adaleti, eşitliği sağlamaya yönelik politikalardan bahsediyor. Planlama yaklaşımı var ama bu merkezi planlama anlamında değil. Ve kamu sahipliği önemli. Keynes'te yatırımların sosyalizasyonu kavramında olduğu gibi. Fakat bu daha çok performans temelli bir yaklaşım. Şimdi konumuz Keynes olmadığı için ama bir düşünce zinciri çizmek istiyoruz. Onun için bundan bahsettik. Biraz da MIT'i hatırlayalım. James Smith, işte James Smith tabii Keynes'in ilk çekirdek grubundan, yani 1930'lardaki ilk çekirdek grubundan Robinsonlar, yani Karakoca Robinsonlar, efendim Kahn, Sraffa ile beraber işte 5 kişilik çekirdek grubundan şey yapıyor. Ama aslında bence MIT'i Keynes ilişkisini sağlayan, daha çok daha yakınlaştıran 1940'lar 46 arası, yani Keynes'in öldüğü şeye kadar bunlar beraber çalıştılar. Yani nerede çalıştılar? İşçi Partisi iktidarında birlikte çalıştılar. İşte ve bildiğimiz meşhur şey, bir otobüs Dünya Ticaret Örgütü gibi şeyde Keynes'in görüşlerini olgunlaştırdılar. Yani Keynes'in orada White Plan'ı kabul edildi ama Keynes planı aslında
istihdam temelli, çıktı temelli bir yaklaşımda. Şeyde Keynes Smith yaklaşımında tam istihdama yönelik politika izlenmesi temeldir. Bunların modeli aslında bunun üzerine. Şimdi James Smith şunu söylüyor. Bir kurumsal yapı kuralım. Öyle bir kurumsal yapı olsun ki burada artan oranlı vergi olsun. Hatta onun ötesine gidiyor. Servet vergisi olsun. Hem de efendim gift vergisi olsun. Efendim ve servet tek yerde toplanması ve servet bir nesilden bir başka nesile değişebilsin yaklaşıma. Bir kurumsal yapı kurma ve tabii önemli bir kavram. Yani şeyin ki MIT'in modeli aslında bir orta sınıf modeli. Orta sınıfı güçlendirmeye yönelik bir model. Ve MIT'te önemli bir nokta daha 1935 yılında sosyal dividend kavramından bahsetmesi. Bugün yani daha sonraki şeylerinden biliyoruz ki kastettiğim vatandaşlık geliri veyahut da bugün kullandığımız anlamda temel gelir, vatandaşlık geliri veyahut da evrensel gelir kavramları daha 35'te ilk defa bunu kullanıyor. Dolayısıyla burada önemli bir nokta sosyal dividend kavramının Keynes'inde kullandığı yani MIT'e alıntılar yaptı. Bu Keynes'teki efektif talep kavramıyla aslında sosyal dividend arasında çok yakın bir bağlantı var. Dolayısıyla burada talep yönetiminde işte herkesin bir temel gelire sahip olması fikriyle efektif talep arasında yakın bir ilişki var. Ama bu ilişkiyi biz daha çok ana akım iktisadında çok fazla göremiyoruz. Şeyi. Tabii James Smith'in görüşlerinin bir karşılığı var. Kuzey Avrupa ülkeleri, Almanya ama tabii İngiliz ve İngiltere'de işte dediğimiz, belirttiğimiz gibi İngiltere İşçi Partisi iktidarlarında MIT etkin olmuş. Zaten ilk dönemde kamulaştırma politikalarını yürütülmesinde Birleşik Krallık'ta önemli bir fonksiyona sahiptir. Yani üst düzey bir fonksiyona sahiptir. Ve İşçi Partisi iktidarları zamanındaki sosyal politikaların fikir düşünce insanlarından bir tanesi de James Smith'tir. Şimdi şunu şey yapalım. Yani Mead, Ralphs'tan falan bahsederken tabii bu daha basit bir tablo vardı. Günümüzde bu tablo oldukça genişlemiş vaziyette. Hemen burada şey yapalım. Libertarianizm, klasik liberalizm, liberal eşitlik, refah devleti kapitalizmi, sosyal demokratik refah devleti ve Ralphs'ta daha doğrusu kavram şeye ait, MIT'e ait, mülkiyet sahipliği demokrasi. Burada gelir yanında servet vergisi söz konusu. Servet vergisi, artan oranlı servet vergisi, fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikalar izlenmesi, eğitimin, sağlığın kamu kesimi tarafından karşılanması gibi ve liberal sosyalizm veyahut da piyasa sosyalizmi, bu kavramlar bazen örtüşüyor, bazen farklı kullanılıyor. Burada örtüşen anlamda daha çok kullanıyorum. Ben tabii burada kamu mülkiyeti daha fazla şey olarak mülkiyet sahipliği demokrasisine bağlı olarak aynı zamanda son olarak da komuta ekonomisi veyahut da devlet sosyalizmi tartışmaları. Tabii burada ilerlemeden bir noktada
belirtmek lazım. Kapitalizm eşitlikçilik açısından olaya yaklaşırken aynı zamanda demokrasi açısından yaklaşma. Yani biz işte özel mülkiyetin olduğu bir ekonomide iki türlü eşitlikten bahsedebiliriz. İktisadi demokrasi olmaksızın eşitlikçilik, iktisadi demokrasiyle eşitlikçilik. Demokrasi. Yani bu şey işte üçüncü kısım daha çok işte bu Nordik türü ülkelere örnek verilebilir. Sosyalizmde de yine benzer bir şey. Burada üçler karışmış tabii. Bu iki olacak alttaki burası. İktisadi demokrasi olmaksızın sosyalizm. Mesela Rommel'in 1994 Piyasa Sosyalizmi kitabında kupon sosyalizm var. Hiç demokrasi kavramından söz edilmez. Ama şey var, yani fiyatlar, gölge fiyatları, tam rekabetçi fiyatlar işte ve insanlara belli bir kupon dağıtılıyor falan gibi eşitlikçi söz konusu. Ama Rommel'in son yapıtlarında tabii burada özellikle Kantçı yaklaşım, işte işbirliği, güven, demokrasi kavramları öne çıktığını hatırlatırım ama yani işte yani bu demokrasi tartışması olmadan da pekala olabilir ve iktisadi demokrasi ile sosyalizm işte burada belki daha çok şeyden bahsedeceğiz. Yani şeyden bahsediyoruz, Keynes'ten bahsediyoruz, Mill'den bahsediyoruz. Piketty'den bahsedeceğiz. Piketty'nin yaklaşımlarından. Şimdi Piketty'nin görüşlerinin temeli şudur. Temeli. Bu çok yeni bir makalesinden. Diyor ki eşitsizlik ekonomik ve teknolojik olmaktan ziyade öncelikle politik ve ideolojiktir. Yani vardığım sonuçlardan bir tanesi. Yani siz öyle bir kurumsal yapı kurarsınız ki daha eşitlikçi bir durum gerçekleşir. Öyle kıta Avrupa'sında ve Nordik İskandinav ülkelerinde olduğu gibi veyahut da başka bir kurumsal yapı gerçekleştirirsiniz ki Anglo-Sakson ülkelerinde olduğu gibi eşitsizlik daha yüksek olur. Yani dolayısıyla bu yani eşitsizlik bir tercih meselesidir. Politik ve ideolojik bir tercih meselesidir. Çok yeni bir makalesinden alıntı. Bunun arka plandaki görüşleri yansıtmaya çalışacağız. Piketty'yi ve Piketty'nin çözüm önerilerine yaklaşacağız. Yaklaşacağım. Şimdi tabii Piketty deyince aslında genç bir iktisatçıdan bahsediyoruz. Yani bana göre genç tabii. 51 yaşında. Ve çok Türkçe'de yayınlanmış kitabı. Başka kitapları var Piketty'nin ama bu kitabı en meşhuru 21. yüzyılda Kapital kitabı. Bu tabii ilk önce Fransızca, sonra İngilizce'ye çevrildi. Türkçe'de çevrildi. Binler, milyonlar sattı kitabı. Ben geçen yıl yayınlanmış kitabı. Kapital ve İdeoloji kitabı. Bu yani şey olarak yeni kitap, yani bir yıllık kitap. Ben şans ve bu kitaptaki hemen içerikleri şey yapalım. Tabii burada tarihsel olarak eşitsizlikleri anlatıyor. Ama benim için önemli bu sunum açısından son chapter. Yani 21. yüzyılda katılımcı sosyalizmin elemanları. Yani son chapter'ı işte 966-1034 arası aşağı yukarı 70 sayfa falan çözüm önerisi. İşte bu çözüm önerisi, çözüm önerisi üzerine ben odaklanacağım burada. Ama şunu söyleyeyim, kitap harika bir kitap. Ben çok beğendim.
21. yüzyılda Kapital kitabından çok daha etkili buldum kitabı. Onu belirtmem lazım. Şimdi tabii eşitsizlik konusu ve nasıl özgürlükler temelinde eşitsizliği giderebiliriz. Temel şeyimiz bu. Ve iddiamız, daha doğrusu Piketty'nin iddiası bunun bir politik ve ideolojik olduğu görüşü. Yani eşitsizlik kaçınılmaz değildir. Yani bu ekonominin yasaları bunu böyle falan söylemiyor diyor. Şimdi Piketty'den tabii buradaki bütün görseller Piketty'nin ya ikinci kitabından ya birinci kitabından. Şimdi eşitsizlik nerede? Birleşik Devletler'de, Avrupa'da ve Japonya'da. Tabii Avrupa'nın ortalaması bu. Görüldüğü gibi 1900-2020 arası, yani içinde bulunduğumuz dönem. Şimdi 1930'lu yıllara kadar çok yüksek eşitsizlik var. Daha da eskilere gideceğiz ama görüldüğü gibi 1950'ler, 60'lar, 70'ler hatta 1980'e kadar Avrupa açısından eşitliğin en yüksek olduğu dönem. Yani aslında dünyada yani bu ülkeleri baz alarak söylersek yani ta antik dönemden bu yana ele alırsak en eşitlikçi dönem 1950'ler, 70'ler, 80'ler arası. 1950'ler, 70'ler, 80'ler arası. En eşitlikçi dönem. Sonra gördüğümüz gibi ABD, efendim Japonya ve Avrupa'da eşitsizlik artıyor ama görece olarak Avrupa yine eşitliğin en yüksek olduğu ülke, kıta. Buradan daha çok kastettiğimiz tabii kıta Avrupa'sı ve Orta Kuzey Avrupa ve işte Batı Avrupa'dan kastediyoruz. Avrupa 1910'larda, 20'lerde mesela buralarda gördüğünüz gibi Avrupa eşitsizlik daha da yüksek. Ama olarak ondan sonra işte bu dönem eşitliğin en yüksek olduğu dönem. Burada tabii bu Piketty'nin biraz evvel söylediğimiz gibi bir politik tercih. Yani 1929 krizi, orada da Keynes'in de tespitleri söz konusu, yani eşitliği öne çıkartmak zorundayız. Görüşü hakim. İşte Almanya'da efendim ordo liberalizm falan görüşleri var. Bütün dünyada böyle bir arayış var ve bunların hayata geçirilmesi var. Efendim ve gerçekten de yani eşitliğin kendi işlerinde farklılıkları olmakla beraber genel bir trend çizersek 50'ler 40'lardan itibaren 40'lar 80'ler arası eşitliğin en yüksek olduğu dönemler olarak adlandırabiliriz. Daha da ayrıntıya girersek yani burada tabii bunu hepsi kitabından Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Almanya, Avrupa, Almanya dışında Fransa, İsveç gördüğümüz gibi İsveç 1980'e geldiğimiz zaman eşitliğin en yüksek olduğu ülke İsveç ve hala öyle yani olmasına rağmen eşitliğin artmasına rağmen ve İngiltere'ye Birleşik Krallığa dikkat çekeyim. Birleşik Krallık işte bu Thatcher sonrası neoliberalizm dediğimiz şeyin uygulanması ve Avrupa'da eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke. Burada yapabiliriz. Dolayısıyla olaya eşitsizlik açısından olaya yaklaştığımız zaman. Bu arada YouTube'u da açayım belki sorular falan vardır. Onun için yapmayalım.
isteyen tabii soru da sorabilir. Seve seve yanıtlarız. Yani bu tablo aslında çok şeyi gösteriyor. Ve tabii bir başka nokta, tabii Piketty ile beraber öne çıkan bir kavram. Aslında MIT'le beraber, Rawls'la beraber öne çıkan şey servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği, servet eşitsizliği. Bu da yine 1900'den 2010 yılına kadar burada özel mülkiyetin, toplam özel mülkiyetinden üstteki %10'luk grubun payı şeklinde servet eşitsizliğini gösteriyor. Şimdi Piketty'nin önemli bir şeyi bu eşitsizliğin kaynaklara odaklanıyor. Özellikle kapitalizmde odaklanıyor. Ve diyor ki burada iki tane temel yasadan bahsediyor. Tabii bu yasa kendi yasaları, yani Piketty'nin geliştirdiği yasa. Diyor ki alfa R çarpı beta'ya eşittir. Burada hemen şey yapalım. Beta sermaye gelir oranı, kapital gelir oranı. Piketty'de bir şey belirteyim. Sermaye ve servet birbirine yakın kavramlar ama servet daha geniş, sermaye daha çok üretim faktörü anlamında kullanılan bir kavram. Onu belirtelim. Yani emek dışındaki üretim faktörlerini, emek toprak dışındaki üretim faktörlerini anlamında kullanılıyor. Diyor ki şeyin alfa sermayenin milli gelir içindeki payı R çarpı BT eşittir. R sermaye getir oranı, yani burada R genellikle iktisatta faiz oranı, reel faiz oranını karşı olarak kullanırız ama bu daha geniş anlamda, yani sadece faiz oranı değil, reel faiz oranı değil, işte örneğin karlar falan da içeren bir kavram. Yani sermayenin her türlü getirisi anlamında kullanılan bir kavram. Diyor ki sermayenin milli gelir içindeki payı R çarpı beta'ya. Burada birçok örnek de veriyor. Bu örneklere girmeye gerek yok. Çünkü biz şey üzerine odaklanacağız. Daha çok Keynes-Smith tartışmaları çerçevesinde ona odaklanmaya çalışacağız. İkinci yasası da beta eşittir S bölü G'dir. Yani sermaye gelir oranı, tasarruf oranı bölü büyüme oranına eşittir. Tasarruf oranı bölü büyüme oranı eşittir diyor. Ve burada ve tasarruf oranı büyüme oranından fazladır. Dolayısıyla tasarruf oranı büyüme oranından fazlaysa, dolayısıyla beta da artar. Yani sermaye gelir oranı artar. Sermaye gelir oranı artarsa R'ye bağlı olarak alfa da artar. Ve burada kalkış noktası, hem varsayım hem ispat olarak Piketty'nin dikkat çektiği bir nokta, sermayenin daima emekten daha eşitsiz dağıtıldığı ifadesi, görüşü. Şimdi burada işte bu siyah şeyler resimler ilk kitaptan, yani o renkli görseller ikinci kitaptan. Şimdi sermaye gelir oranı Avrupa'da 1870-2000 arası görüldüğü üzere ilk slaytlarda da gelir dağılımının adaletsiz olduğu, sonra daha adil olduğu, sonra arttığı, adaletsizlik arttı çıkarsamasında bulmuştuk. Bunun bir anlamda 6 sene öncesi şeyinde, yapıtında sermaye gelir oranı gördüğümüz gibi 1870'lerde, 90'larda, onlarda çok yüksek. Sonra düşüyor. Buralarda 1950'lerde düşüyor, buralarda düşüyor. Ve
işte artıyor. Dolayısıyla burada sermaye gelir oranı beta 1870'ten 2010'a şeyi Avrupa'da Avrupa'da derken Almanya'da, Fransa'da ve Britanya'da İngiltere'deki izlediği yollar burada görüyoruz. İşte yine de en altta Almanya'da olduğunu herhalde dikkat çekmek lazım. Dolayısıyla burada bu şeye dikkat çektiğimiz şey yani eşitliğin arttığı dönemlerde sermaye gelir oranında düştüğü durumlar. İşte bunu yasalarla ifade ediyor. Şimdi önemli bir şey. Çok önemli bir nokta. Bence tabii bu şey bütün verilerin doğru olduğunu şey yapalım. Antik dönemden yani sıfırıncı dönemden yani İsa'dan 2050-100'e kadar şeyle büyüme oranı ve vergi öncesi sermayenin getir oranı kıyaslaması. Gördüğümüz gibi R her zaman G'den daha büyük. R G'den büyükse işte eşitsizliğin kaynakları. R G'den büyük olması işte R G'den büyük R'nin büyük olması T'yi arttırıyor. Dolayısıyla beta'yı arttırıyor. Sonra işte alfa denkleminde R çarpı beta. Dolayısıyla R G'den büyük. Şimdi bir noktayı hemen belirtelim. 1500'lü yıllara kadar hatta 1700'lü yıllara kadar büyüme yok. Yani burada işte %1 büyüme. 1700'lerde, 1500'lerde işte sıfıra yakın, işte daha önce sıfır civarında. Ama faiz oranı %4,5 civarında. 4,5 civarında. Dolayısıyla şimdi şunu söylemek mümkün. Eşitsizlik daha da yüksek. Eşitsizlik bugünkü dönemden, bugünkü yüzyıldan yani şu anda çok üzülüyoruz. Eşitsizlik zaten pandemi sonrası çok da arttı. Bunun birçok nedeni var ama aslında 1500'lü yıllar öncesine gidersek 1500'lü yıllar öncesi R'nin durumuna bakarsak R işte 4,5 civarında büyüme oranı 0 civarında R G'den her zaman büyük. R G'den büyükse eşitsizlik artar. Yani şeyin biraz evvelki çıkarsamalardan yani yasalardan şey yaparsak burada önemli bir nokta 1500 1800 arası 1820 arasında faiz oranı yükselmeye devam ediyor, yükseliyor. İşte burada işte merkantilizm dönemi 1500-1800 arası büyüme oranı var ama böyle %1'in çok altında. Dolayısıyla işte vahşi kapitalizm dediğimiz dönem. Yani şey yükseliyor, R yükseliyor, G de yükseliyor ama G işte %1'lerin altında, çok daha altında. Yani çünkü orada üretim dediğimiz olay sadece tarımda var. Efendim sanayi işte dediğimiz şey sanayi devrimini bekliyoruz 1820'ler ve burada bir noktaya şey dikkatini çekerim faiz oranı işte 1820'ler 1700'ler bir miktar düşüyor efendim 1950'lere kadar işte bu şekilde 50'lerden sonra düşüyor. Ondan sonra işte 2050, 2012 şey buralarda %4'ler civarında sonra buralarda kalacağı projeksiyonu yapılıyor. Şimdi büyüme oranı buralardan itibaren sürekli artıyor. Bakın ve işte burada büyüme oranıyla faiz oranı arasında açıklık azalıyor. Ama bunun vergi öncesi olduğunda tekrar hatırlatalım. Vergi öncesi olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla yani bu açıklığın azalması burada tekrar artıyor tabii. Yani 2012-2050 projeksiyon
eşitsizliğin daha fazla arttığı bir dönemi ifade ediyor. Ama şurası şeyin en düşük olduğu dönem. Yani 1950'ler, 60'lar, yani işte faiz oranı da düşüyor, büyüme oranı da düşüyor. Şey, 2008'lere doğru geldiğimiz zaman buralarda. Ama açıklık açısından baktığımız zaman yani eşitliğin daha yüksek olduğunu, yani R ile G arasındaki açıklığın azaldığını görebiliriz. Vergi sonrası açısından olaya baktığımız zaman tabii vergi sonrası daha da açıklayıcı şeyde. Burada vergi sonrasında işte 1913'ler efendim şey arasında buralarda 2010'lar falan civarında vergi sonrası getiri büyüme oranından daha düşük. Yani dolayısıyla daha burada RG açısından bir RG açısından değerlendirdiğimiz zaman bir daha bir adil durumdan bahsedebiliriz. Yani buralarda işte bunun ilk görsele döndüğümüz zaman, yani eşitlikle ilgili görsellere döndüğümüz zaman buralarda bunu yakalamak mümkün. Dünya düzeyinde işte vergi sonrası şeyde işte benzer bir kıyaslamayı burada görebiliriz. Şimdi dolayısıyla hemen burayı bitirelim. O çok fazla konuşmuşuz yine. Şimdi burada önemli bir tespitte bulunuyor Piketty. Diyor ki servet eşitsizliğinin arka planı yalnızca yerel veya geçici bir fenomen değil, aynı zamanda verilerin mevcut olduğu her zaman diliminde her toplumun yaygın bir özelliğidir. Dolayısıyla alfa için yükselen bir değerden rahatsız olmamızın nedeni sermaye gelir oranının yükselme sürecinde önceden var olan servet eşitsizliklerinin ve dolayısıyla önceden var olan eşitsizliklerin artmasını görmemiştir. Yani alfa yükseliyor, yükseliyor. Dolayısıyla sermayenin payı yükseliyor. Bu zaten eşitsizliği var olan mevcut eşitsizliğin daha da artması anlamına gelir. Şimdi son yıllardaki yani son 50-60 yıldaki gelişmelerden çok şeyde kısaca bahsedelim. Tabii eşitsizlik yani 70'ler sonrasında şey yapalım. Tabii ki küreselleşme, teknolojik değişim, bilgi ve iletim teknolojisi, finansal hizmetlerin büyümesi, değişen ücret normları, sendikaların azaltılmış rolü, yeniden dağıtımcı vergi ve transfer politikası ölçeğinin küçülmesi. Biz işte bu 50'ler, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'lerde gördüğümüz şeyin daha eşitlikçi durumun kötüleşmesinin kaynaklarını oluşturuyor. Şimdi şeyin burada önemli bir şeyi tespiti Piketty'nin şimdi gelirin kendi içinde emek gelirin içinde eşitsizlik artıyor. Sermayenin kendi içinde eşitsizliğin artması aynı zamanda. Yani emeğin içinde ilk %1 hatta binde bire giren birçok gelir türleri. Buna süper yöneticiler diyor şey. Ve süper yatırımcılar şeyi kavramı. Yani emek gelir içinde artan eşitsizlik, sermaye geliri içinde, sermaye getirisi içinde artan eşitsizlik durumu söz konusu. Süper yöneticiler ve süper yatırımcılar. Süper yönetici de bu yeni bir olay. Piketty'nin tespiti. Süper yöneticilerin yani emekler için son derece yüksek, tarihsel olarak benzeri görülmemiş tazminat paketleri elde etmeyi başaran büyük firmaların üst düzey yöneticilerin ortaya çıkması. O CEO'lar diyoruz ya. Bunlar inanılmaz maaş alıyorlar. Yani inanılmaz. Çok 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 yüksek. Tabii burada özellikle tabii finans sektörü ağırlıklı bu süper yöneticiler ama sadece finans sektöründe şey değil, sıkışmış değil. Bunlar çok yüksek gelir elde ediyorlar.
Ve bunlar transfer falan oldukları zaman bilmem kaç milyon dolarlık falan şey yapıyorlar. Ve bunlar %1'lik hatta daha yüksek gelir dilimlerinde yer alıyorlar. Ve ideoloji olarak da bunlar besleniyorlar. Yani bu dönemde buna hiper meritokrasi diyor Piketty. Bildiğimiz gibi meritokrasi yönetim gücünün yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. Bu yönetim şeklinde idare gücü üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Kayırma yoktur. Aslında Keynes'in de iyi yetişmiş bürokratlar fazlasıyla iktisat politikalarının yürütülmesi falan görüşünde belki tarihsel olarak öyle görüşler var ama burada ideolojik olarak diyor ki bu yeteneği neyse onu hak etmiştir. İdeolojik olarak bu körükleniyor. Yani bu daha geçerli hale getiriliyor, legalleştiriliyor ve hakikaten bunlar inanılmaz maaş gelirler sahipler. Burada bunları süper yönetici olarak adlandırıyor. İşte 40'a milyon dolarlara belki çok daha fazladır. Böyle transferler oluyor. Efendim bunları işte tazminatları müthiş rakamlar. Elde ettikleri gelirler. Müthiş rakamlar. Neredeyse şey sahipleri kadar firma sahipleri kadar gelir elde ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ve burada dikkat çektiği bir başka nokta vergi sistemindeki değişikliklerin yüksek emek gelirlerinin vergilendirilmesinde düşüş olduğu dolayısıyla bunun ayrıca eşitsizliği arttırdığı görüşü. Burada hakikaten önemli bu sermaye ve ideoloji kitabından. Gördüğümüz gibi 1900-2020 şuralarda gördüğümüz gibi vergi oranları azalıyor. Yani yüksek gelirde. Dolayısıyla gelir artıyor, vergi oranı düşüyor. Dolayısıyla bunların çalışanların, yani yönetici, süper yöneticilerin vergi sonrası gelirleri çok daha fazla yükseliyor. Burada yani bunun bir genel trend olduğunu, bakın buralarda 1950'ler, 60'larda bunların işte yüksek olduğunu görebiliriz falan. Ama buralarda böyle bir genel trend olarak düşüş şeyini ve özellikle burada en alttaki Birleşik Devletleri dikkat çekelim. Bunu da şey yapıyor. Ve süper yatırımcılar, süper şeyler. Şimdi yani bu da sermaye getirilerinde eşitsizlik arttırıyor. Şimdi mesela şey diyor ki yani bu portföy büyüdükçe getir oranların farklılaştırması. Dolayısıyla portföyü büyük olanların firmaların getir oranların yüksek olması durumuna işte süper yatırımcılar deniyor. Bunlar aslında diyor mesela çok sayıda örnek vermiş ama burada üniversitelerden örnek veriyor şeyde. Diyor ki 850 tane üniversite var. Bunların ortalaması 8.2 ama mesela diyor ki Harvard, Yale ve Princeton'da 10.2. Donanımları 1 milyar dolardan daha fazla olanlar 60 tane üniversitenin 8.8, 500 ile 1 arasında olanlar 7.8, 100 ile 500 arasında olanlar 7.1 ve 100 milyondan daha düşük olanlar 6.2. Dolayısıyla yüksek portföye sahip olan yüksek getiri sağlıyor. Yani getir oranlarına bir eşitlenmesi durumu söz konusu değil. İşte bu da süper yatırımcılar. Yine burada da finans sektörünü başta olmak üzere şey yapıyor. Ve şöyle bir şey yapabiliriz. Yani özellikle finans sektörüne başta olmak üzere
süper yöneticilerin yükselişi ve süper yatırımcıların yükselişi birleştiği zaman daha fazla eşitsizlik artıyor. İki güçlü eşitsizlik kaynağı. Yani hem kendi içinde eşitsizlik artıyor hem de kendi arasında eşitsizlik artıyor. Yani emek gelirleri arasında büyük uçurumlar söz konusu. Sermaye gelirleri arasında büyük uçurumlar söz konusu. Ama mesela diyor ki portföyü düşük olanlar bunlar yani çok düşük. Yani çoğu zaman zararına çalışıyorlar. Ama portföyü arttığı zaman işte o zaman süper yatırımcı oluyorsun. Çok yüksek getiri sağlıyorsun gibi örnekleri söz konusu. Şimdi bütün bu şeylerden sonra artık herhalde çözüme doğru gitmemiz lazım. Adil toplum nasıl gerçekleştirilebilir? Yani şeyin yaklaşımı. Adil toplum nasıl gerçekleşebilir? Diyor ki adil toplum katılımcı sosyalizmde gerçekleştirilebilir. Bunu biraz girişte de belirttiğim üzere Sermaye ve İdeoloji kitabının son chapter'ında 966-1034 sayfalar arasında bütün buna değiniyor. Katılımcı sosyalizmden bahsediyor. Tabii katılımcı sosyalizmi ben kendim şey yaptığım zaman, okuduğum zaman biraz evvel bahsettiğim, girişte bahsettiğim üzere Keynes pek bahsetmiyor kendisi zaten aslında ama Rawls ve Mead ve Rawls'ın görüşleri de çok yakın olduğunu, oradaki biz liberal sosyalizme çok yakın anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama burada katılımcılık ve demokrasi vurgusu çok daha fazla. Katılımcılık ve demokrasi ve vurgusu daha fazla. Nordik ülkeleri vurgusu daha fazla. Katılımcılığın nasıl artırabileceği konusu daha fazla. Ve tabii kitap 2020'de yazılmış. 2020 yılının 21 yılının yeni gerçekleri var. İşte şu anda yaşadığımız şeyde efendim ya kuraklık var, orman yangınları, seller, iklim krizi efendim dolayısıyla bütün bunları da içeren yeni bir adil toplumdan bahsediyor. Yani işte iklim sorunlarını, efendim iklim değişikliğini, kuraklığı, efendim yani yeni bir dilden bahsediyoruz. Yani bu yeni dil yeni bir dil değil aslında. Yani ama bunu eşitlik sorununa, adil toplum sorununa ele alırken bu çerçevede yaklaşıyor. Yani yeni gelişmelerden işte çevre sorunlarından efendim adil küresel ısınmadan iklim değişikliğinden bahsediyor. Tabii işte bugünlerde şey yapan ötekileştirme sorunlarından, ırk ayrımından, cinsiyet ayrımı gibi konular yani daha tırnak içinde diyelim güncel şeylerde de eşitlik ve katılımcılığı içeren bir model önerisi var. Şimdi tabii kavram aslında daha genel. Adil toplum. Adil toplum. Adil toplum şeyi. Diyor ki adil toplum katılımcı sosyalizm ile mümkündür. Adil toplumdan kastettiği tüm üyelerinin mümkün olan en geniş temel mal yelpazesinin erişmesine izin veren toplum. Demek ki temel mal kavramı, temel mallar, fundamental goods. Temel mallardan kastettiği şu, eğitim, sağlık, oy kullanma hakkı ve daha genel olarak çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik, sivil ve politik yaşam biçimlerine mümkün olduğunca tam olarak katılma içerir. Yani herkes eğitime ulaşsın, herkes sağlığa ulaşsın, herkes oy kullansın ama işte sosyal, kültürel, ekonomik, sivil ve politik yaşam biçimlerine
tam olarak katılma. Dolayısıyla adil bir toplum, sosyoekonomik ilişkileri, mülkiyet haklarını ve gelir ve servet dağılımını en az avantajlı üyelerinin mümkün olan en yüksek yaşam koşullarının yararlanmasına izin verecek şekilde düzenlenmesidir. Ama bu demek değildir ki adil bir toplum hiçbir şekilde mutlak tek düzelik veya eşitlik gerektirmez. Ama adil toplum en az avantajlı, yani dezavantajı en yüksek üyelerinin mümkün olan en yüksek yaşam biçimi koşullarının yararlanmasına izin verecek şekilde düzenlenen toplumdur. Bunun için mülkiyet haklarının, gelir ve servet dağılımının bu şekilde yapılandırılması lazım. Yapılandırılırsa adil toplum gerçekleşebilir. Adil toplum gerçekleşebilir. Dolayısıyla burada önemli nokta işte çözüm önerilerinde dikkat eden noktalar bir kere birazdan da göreceğimiz üzere MIT ve RAFS'ın önerilerini temel alıyor, bunu geliştiriyor. Yine Almanya, Kıta Avrupası ve Kuzey Avrupa modellerini laboratuvar gibi görüyor. Onu temel alıyor ve geliştiriyor. Bu önemli. Yani kıta Almanya, Kuzey Nordik ülkelerine sık sık atıfta bulunuyor. Ve diyor ki sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel düzeyde önerilerde bulunuyor. Yani küresel düzeyde ne yapmak lazım? Mesela küresel vergiler, gelir vergileri, küresel servet vergileri. Mesela küresel kamu mallarının tedariki gibi. Yani zaten iklim değişikliği, küresel ısınma falan zaten bunlar küresel mallar. Yani dolayısıyla yeni bir bakış açısını gerektiriyor. Dolayısıyla işte küresel düzeyde aslında ilginç bir şey, MIT'te de küresel düzeydeydi. Yani bu Bluetooth sistemi falan şey yaparsak orada MIT'ci bakış açısını yine orada yeni yapılanların küresel düzeyde olmasına hedefleyen bir yaklaşım söz konusuydu. Ve eşitsizlik, ayrımcılık kavramını gelir ve servet dağılımının ötesinde, yani sadece gelir ve servet dağılımında adalet değil, aynı zamanda ayrımcılığın ortadan kalkması, efendim kadın erkek ilişkileri, ırk ayrımı vesaire gibi konularda da genişleten bir çerçevede düşünüyor. Şimdi diyor ki burada bir kere şunu diyor o bölümü şey yaparken, buradaki önerilerimin çoğunun RAFS'ta olduğunu görecek okuyucu fark etmiştirdi. Yani RAFS'ı bilen okuyucu fark etmiştirdi. Yani dolayısıyla o bağlantısını inkar etmiyor. Yani buradaki önerilerin önemli bir kısmını onlara benzediğini ve aynı şekilde MIT'ten bahsediyor. James MIT'ten bahsediyor. Dolayısıyla yani bir kere ortada bir şey var. Ralph Smith, James Smith'in, daha sonra James Smith ve Ralph şeyi var. İşte burada MIT'in görüşlerinin çerçevesinde de benim iddiam, geçen söyleşide makalede belirttiğim üzere aslında bunun bir Keynes'in liberal sosyalizmin bir parçası olduğu, ama bu benim iddiam. Burada tabii yani kendi şeyinde de yani modelin önemli bir kısmının Ralph Smith temelli olduğunu belirtiyor ve buna işte katılımcılık vurgusu, demokrasi vurgusu yapıyor onlardan farklı olarak. Oradan bahsedeceğiz. Burada yani tabii
burada Ralph Smith falan dediğimiz zaman biz Anglo-Sakson dünyasından bahsediyoruz. Ama neredeyiz? Fransa'dayız. Fransız geleneğinin etkisi. Burada belki bir dipnot düşmek lazım. Piketty işte Fransa'da çalışıyor. Fransa'da öğretim üyesi. Fransa'nın dışına pek çıkmıyor. Yani çıkmıyor derken yani, gidiyor tabii şeyi ama şunu belirtiyor. Amerika'ya gittim diyor. Pek mutlu olmadım diyor. Sonra geri döndüm diyor bir yıl sonra. Dolayısıyla yani bu teknik iktisat insandan, sosyal konulardan efendim soyutlanmış iktisat bana uygun gelmedi falan şeklinde bir tespiti belki de bir eleştirisi de söz konusu. Ve burada olmaktan da çok mutluyum falan gibi görüşleri var. Burada yani ifadeleri var. Zannediyorum yani kitabından olması lazım. Ön sözünde olması lazım. Ama böyle bir yaklaşım söz konusu. Şimdi burada Fransız kaynaklarından yani Fransız beslenmesinden, Fransa'dan beslenmesini yani Ralph Smith dediğimiz zaman daha yakın dönemden bahsediyoruz. Yani 20. yüzyılın işte 1940'lar sonrasına 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'lerden bahsediyoruz. Tabii daha da götürebiliriz. Fransız şiirine geldiği zaman diyor ki beni besleyen diyor. Leon zannediyorum Burjuva diye okunuyor. Leon Burjuva ve Durkheim gibi Fransız dayanışmacı sosyalist geleneğindeki yazarların fikirlerine de benziyor diyor. Dolayısıyla burada Durkheim yani sosyolojinin kurucularından biliyorsunuz dayanışma kavramının önemli şeylerinden bir tanesi, düşünürlerinden. Ama burada işte Leon Burjuva çok önemli ve burada mülkiyetin dolaşımı, miras ve serveti, mirasta artan vergilendirme, servette erken artan vergilendirme konusunda özellikle Leon Burjuva'ya çok bahsediyor ve onun altını çiziyor. Şimdi ben tabii Fransız, Frankofon düşüncesinde oldukça uzağım yani. Tabii bu benim şeyim. Maalesef bu İngilizcenin hakimiyeti şeyinden. Şimdi gerçekten ben bu Wikipedia bilgileri ondan sonra Leon Victor Auguste Burjuva 1851'de doğmuş, 1925'te ölmüş. Fransız devlet adamı. Hatta yani 1896 olması lazım başbakanlığa kadar geliyor. Bir yıl falan yani kısa bir süre başbakanlık yapıyor. Çeşitli bakanlıklarda bulunuyor. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yani artan yani çeşitli bakanlıkları söz konusu. Ama biz burada oraya girmeden önemli şeyler, tespitleri de şey yapalım. Fikirleri Radikal Parti'yi çok çeşitli konularda etkiledi. Ekonomik eşitlik, genişletilmiş eğitim fırsatları ve işbirlikçi dayanışma ile birlikte artan oranlı gelir vergileri ve sosyal sigorta planları gibi artan oranlı vergilendirmeyi destekledi. Arkadaşlar 1890'lardan bahsediyoruz. 1900'lerden bahsediyoruz. Diyor ki eğitim fırsatları, dayanışma, artan oranlı gelir vergisi, sosyal sigorta, bunu birazdan bahsedeceğim. Artan oranlı vergilendirme diyor. Ve başka önemli bir nokta var. Milletler Cemiyeti, biliyorsunuz o zaman Milletler Cemiyeti vardı. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Diyor ki güçlü bir Milletler Cemiyeti olsun. Ve zorunlu takim, kontrollü silahsızlanma, ekonomik yaptırımlar, belki de uluslararası bir askeri güç yoluyla barışın korunması çağrısında bulundu.
1925 yılında vefat etmiş. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nı görmemiş. Ama gördüğümüz gibi bir dünya devleti bir anlamda görüşü söz konusu. Hemen belirtelim. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Milletler Cemiyeti Konseyi Başkanı oluyor ve 1921-20 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alıyor. Bu da çok önemli. Şimdi buradaki görüşleri, son görüşleri de şey yapalım. Yani İngilizce Wikipedia'da daha ayrıntılı görüşleri var. Tabii daha ayrıca okumak lazım. Diyor ki burada sosyal bir cumhuriyetçi olan Burjuva, sosyalizm ve kapitalizm arasında dayanışma olarak adlandırdığı bir orta yol aradı. Zenginlerin yoksullara gelir vergisi ile ödemeleri gereken sosyal bir borcu olduğunu ve böylece devlete yoksulluk içinde yaşayanlar için sosyal önlemleri finanse etmek için gerekli geliri sağladığına inanıyordu. Ancak Senato önerisine karşı çıktı ve muhalefet başbakanlık istifa edene kadar büyüdü. Şimdi, yani 1896 olması lazım başbakan olduğu dönem ve başbakan olduğu dönemde bunu getiriyor. Yani bizim 2020 yılında Piketty'den bahsettik. Tabii daha şeyi James Smith ve Rawls'tan bugün de bahsettik. Dediğim gibi buradaki eşitlikçi liberalizm üzerine düşünülen söyleşinde Smith ve Rawls'a ve Ensar Hoca ile yaptığımız Rawls söyleşisine tekrar izlemek isteyenlere tavsiye ederim. 1896 yılında diyor ki yoksulların gelir vergisiyle ödemesi gereken sosyal bir borcu vardır. Devlet bunu alacak, sosyal önlemleri finanse etmek için kullanacak diyor. Dolayısıyla işte buna dayanışma olarak adlandırılıyor. Gördüğümüz gibi bunlar Piketty'den çok farklı değil. Yani 2007'de, 2021 tartışmalarından çok farklı değil. Neredeyiz? 1896 yılındayız. Yani başbakan olduğu dönemden bahsediyoruz. Üçüncü yol, orta yol veya da işte dayanışma orta yol. Yani 1930'lara geldiğimiz zaman işte Keynes'te orta yol, üçüncü yol arayışı, yeni yol arayışı, efendim sosyal piyasa ekonomisi yeni yol arayışı falan şeysi 1896'da olduğumuzu ve belirtelim. Bu bakımdan önemli ve şey de buna kendisine yakın hissediyor. Yani bu Fransız düşünce kaynakları soruları konuştuğum için sorulara cevap veremiyorum arkadaşlar ama bitmek üzere tek tek sorulara cevap vereceğim. Soru sormak isteyenler yazmaya devam edebilirler. Sorularınızı görüyorum ama okuyamıyorum şu anda. Yani şey Piketty kendisini işte Rawls, MIT kısmı yanında Durkheim ve Leon Burjuva Fransız dayanışma düşüncesinden köklerinde olduğunu söylüyor. Şimdi kendi görüşü Rawls'ın, MIT'in efendim Burjuva'nın üzerine işçilerin ve temsilcilerini kurumsal yönetime dahil olması. Yani katılımcı dediğimiz olay bu. Kurumsal yönetime şey olması. Aslında kurumsal yönetime işte dahil olması diyor. Bu servet eşitsizliğinin azaltılması ve büyük hissedarların oy haklarının sınırlandırılması. Yani Almanya, İskandinavya ortak yönetim modelinin genişletilmesiyle olur. Yani Almanya'da, şeyde Orta Avrupa'da, Almanya, Avusturya falan, Belçika'da falan, tabii burada esas kalkış noktası Almanya,
Ve Kuzey Avrupa'da arkadaşlar, yani 1950'ler 60'lara falan gittiğimiz zaman, 70'lere gittiğimiz zaman bu kısmen devam ediyor. Şeyde ulusal düzeyde birlikte karar almak, yani devlet, işçi sendikaları ve işveren sendikaları. Burada sendikalar da ulusal düzeydedir, Anglo-Sakson dünyasından farklı olarak. Ve firma düzeyinde ortak karar almak. Dolayısıyla burada bir hisse bir oy yaklaşımına karşı ki diyor ki bunlar sınırlandırılması olması lazım. Yani sadece büyük firmalarda değil, küçük firmalarda da işçilerin karar alma süreçlerinde bulunmaları lazım. Buna kamu mülkiyeti yerine sosyal mülkiyet kavramını kullanıyor. Yani sosyal mülkiyet kavramını, yani firma özel sektör ama karar alma süresi içinde çalışanlar da var. Dolayısıyla daha sosyal mülkiyet kavramından bahsediyor. Dolayısıyla Çin modelinde katılımcı kısmı efendim Ralph Smith geleneğin ötesinde, yani liberal sosyalizm efendim mülk sahipliği demokrasisinde şey olarak karar alma süreçlerinde işçilerin ve temsilcilerin de kurumsal yönetime dahil olması, yani sosyal mülkiyet kavramından bahsediyor buralarda karar alma süreçlerine. Dolayısıyla burada daha da şey yapalım, zaten çok az kaldı. Sorularınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı hepsine cevap vereceğim. Bir kere temel gelir, vatandaşlık geliri, bunlar olmazsa olmaz şeyler. Ve diyor, benim modelim üç ayak üzerindedir. Artan oranlı emlak vergisi, artan oranlı miras vergisi ve artan oranlı gelir vergisi. Yani mülkiyetin mobilitesinin artmasından bahsediyor. Şimdi yani emlak vergisi, miras vergisi bunlar ve artı oranlı gelir vergisi üzerine şeylerde Batı Avrupa'da birçok ülkede ikinci bir konuta sahip olmak falan çok güçtür. Çünkü vergi oranı çok yüksektir. Yani Türkiye gibi değildir. Dolayısıyla bunun arka planında birçok bu düşünceler söz konusu. Enteresan bir şey var. Sosyal federalizm diye bir kavram geliştiriyor küresel düzeyde. İşte mesela Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Mesela Afrika Birliği de olabilir. Asya Birliği de olabilir. Dolayısıyla bunlar bütün bir dünyanın sosyal federalizm içinde bir araya gelmesi. Dolayısıyla bunun işbirliğinin şeyin katılımcılığının artmasından söz ediyor. Ve burada önemli bir şey, dediğim gibi daha önce küreselleşme efendim yeni dünya gerçekleri karşısında mesela artan oranlı karbon emisyonu, her şey yani burada çevre sorunlarına, küresel ısınma falan dikkat çekiyor. Burada çok çeşitli tabloları var. Bu süreçte bütün bunları almadık ama buralarda da İşte caydırıcılığın yüksek olduğu bir artan oranlı vergilendirmeden bahsediyor. Küresel düzeyde işte kamu mallarının tedariki ve çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinden bahsediyor. Çok ilginçtir. Bir ay önce falan biliyorsunuz en zengin ülkelerin galiba 5 veya 7 ülkenin maliye bakanları bir araya geldiler. Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinden bahsettiler. Dolayısıyla buradan elde edilecek kaynakların işte küresel mallı, kamu mallarının tedarikinde kullanılması. İşte bu küresel ısınma falan, iklim değişikliği falan, bunlar hepsi küresel kamu malları. İşte bunlar buralarda kullanılması. Tabii aslında çok ulu şirketlerin vergilendirilmesi hem gelir vergisi anlamında hem servet vergisi anlamında ve artan oranlı olarak ifade edildiğini
belirtmemiz lazım. Şimdi sonuca gelirsek, gerçekten zannediyorum son bölümlerinde kendisi de zaten bunu ifade ediyor. Rawls'tan, Mick'ten falan bahsediyor. Ona çok benzettiğinden bahsediyor. Zannediyorum bu çerçevede Keynes-Mick geleneğinden tabii arada şey açısından özellikle Piket açısından Atkinson var. Anthony Atkinson zannediyorum 2017 yılında vefat etti diye hatırlıyorum. Veyahut da 2015 olabilir. önemli. Yani eşitsizlik kavramlarının yani hayatını, bütün akademik hayatını, 50 yılını eşitsizlik konusuna ayırmış çok önemli bir iktisatçıdan bahsediyorum, Atkinson'dan bahsederken. Şimdi bunu geliştiriyor, işte katılımcılığı arttıran bir model geliştirme şeyinde ve küresel düzeyde aynı zamanda düşünüyor. Aslında küresel düzeyde şeyde böyle Keynes-Mick falan dediğimiz zaman böyle sanki İngiltere'ye sıkışmış gibi oluyoruz. Aslında Keynes'in düşüncesi de, Mick'in düşüncesi de dünya düzeyinde bu olaya bakmaktır. Yani bunlar Keynes'in düşüncesinden bağımsız şeyler değil, şeyler işte bu Britomuslar falan ama onlar tabii Keynes'in görüşlerinden ziyade, Keynes-Mick'in görüşlerinden ziyade Amerikan görüşleri hakim oldu ama Keynes planını falan dikkatli okuyunca bunları görebiliriz. Eşitlikçi liberalizm içinde değerlendirebiliriz. O katılımcı sosyalizm diyor ama baktığımız zaman literatür yani kendi literatürüne, görüşlerine baktığımız zaman kaynaklarına, düşünce kaynaklarına baktığımız zaman genel başlık olarak eşitlikçi liberalizm içinde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Son olarak da bir ahlak iktisadı. Zaten orada hatırlayacağınız gibi Piketty'ye giriş yaparken eşitsizlik politik ideolojik bir durumdur. Yani bakış açısıyla ilgilidir. Bu ekonomik teknik bir olay değildir falan gibi önemli bir ifade söz konusuydu. Şeyin de iktisadın da bir moral iktisadı olduğu, ahlak iktisadı olduğu da dair ifadeleri söz konusu. Dayanışma kavramı, işbirliği kavramı zaten bunu çağrıştırıyor. Böylece bir 73 dakika konuşarak sunumu tamamladım. Şimdi ben bu sunumdan çıkayım. Bu arada sorular sorabilirsiniz. İlk önce soruları da gelen şimdiye kadarki gelen soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Vahap Bey diyor ki eşitliğin en yüksek olduğu dönem iki kutuplu dünyanın olduğu soğuk savaş dönemi gibi görünüyor. Tek kutuplu dönemlerde eşitlik artıyor denebilir mi? Şimdi tabii soğuk savaş dönemine de tekabül ediyor. Tabii Batı sosyalist ülkeleri göre işte sadece özgürlük açısından değil de eşitlik açısından da iddiaları tabii olması lazım. Ama bütün bu modeller geliştirirken tabii dediğimiz gibi Keynes'in düşüncelerinden, Mick'in düşüncelerinden falan bahsettik. Bunlar sosyal piyasa ekonomisi düşüncelerinden bahsettik. Tabii bunların arka planında soğuk savaş düşüncesi yok. Bunların arkasında üçüncü yol arayışı söz konusu. Şimdi dolayısıyla ikinci soru da bununla bağlantı. Fatih diyor ki, hocam profesyonel yöneticilerin sermaye sahipliğiyle teklif, müzakere anlaşmaları ve koşullar üzerinde hiç durulmayıp açıklanmadan bu grafiklerin felsefi yorumlar türetmek zor, absürt sonuçlar çıkar diyor. Şimdi Fatih, tabii burada süper yöneticilikten bahsediyoruz. Bunun
Burada bu yeni bir gelişme, yeni bir çerçeve olarak ortaya çıktığından söz ettik. Piketty de bundan şey yaptı. Biz meritokrasinin yükselişinden bahsediyoruz ve bunun topluma da toplum tarafından da hakkıdır, almalıdır düşüncesinin oluşturulduğundan söz ettik. Ve ilgili vergi politikalarıyla da bunun destekliğinden bahsettik. Fatih devam ediyor. Yine profesyonellerin kendi seçtiği veya hazır verilen ekip ve personel ile teknik müzakere anlaşmaları süreci önemlidir. Neo-Marksistlerin çizdiği çok kaba ikili bir sınıfsal ilişki her yerde yok. Doğru. İktisadi demokrasi kavramını aşar mısınız? Artan oranlı vergi, Kerim Afşar bahsediyor. Artan oranlı vergi sistemiyle kapitalizm sosyalizme dönüşebilir mi? Daha geniş olarak bölüşüm yapısını düzeltmek üretim alanında üretim alanından kaynaklı işsizliğe sömürüyü çözer mi? Şimdi tabii burada Kerim Eser tabii iki soru var burada. Şimdi iktisadi demokrasi, yani burada iktisadi demokrasiden kastedilen karar alma sürecinde katılımcılığın artması. Yani şimdi mesela Anglo-Sakson diyorum, Nordik İskandinav modellerinde baktığımız zaman mesela işçi tarafı, işveren tarafı var, işçi tarafı var, kamu tarafı var. Firma düzeyinde de bu. Şimdi klasik anlamda çalışanlar ne ister? Ücretlerin artması. İşveren ne ister? Kârlarının artması. Şimdi tabii aynı zamanda çalışanlar gelirlerin artması, ücretlerin artmasını isterken aynı zamanda işsiz kalmamayı falan. Şimdi peki ortak çıkar ne olabilir? Ortak çıkar ne olabilir? Verimliliği artırıp gelir artırmak olabilir. Yani verimliliği artırırsanız hem işveren kazanır hem çalışan kazanır. Siz bunu ortak masada bunu geliştirebilirsiniz. Katılımcılıkla geliştirebilirsiniz. Yönetim kurullarında iki tarafında bulunmasıyla gerçekleşir. Hatta Piketty bunun %50 %50 olması gibi daha radikal önerilerde söz konusu ama herkes masada olması gerektiği görüşü söz konusu. Bu zaten aslında belirttiğimiz gibi Orta Avrupa ve İskandinav dünyasına yabancı kavramlar değil. İşte burada bu sürecin daha genişletilmesine, bütün alanlarda katılımcılığın artmasına şey yapıyor ve şeyde mesela İskandinav ülkelerinde modelinde hem verimlilik artmıştır hem ücretler artmıştır hem de eşitsizlik daha düşüktür. Yani dolayısıyla bu ekonomik demokrasi, katılımcı demokrasiyle çok bağlantılı kavramlar. Şimdi artan oranlı vergi sistemiyle kapitalizm sosyalizme, yani buradaki kapitalizm sosyalizm kavramlarından ziyade üçüncü yoldan bahsediyoruz. Yani kapitalizmi sosyalizmi klasik anlamda merkezi planlı ekonomisi olarak alabiliriz. Yani kıyaslama komuta ekonomisi, devlet sosyalizmi gibi şeyde. Öbürü de işte kapitalizmde kapitalistlerin çıkarlarına şey yapan, gözeten falan anlamında şey yapabiliriz. Burada tabii o yani eşitlik, özgürlük tartışmaları açısından olaya baktığınız zaman hem adalet sağlansın, hem eşitsizlik azalsın, hem de özgürlük olsun. Şimdi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
bunun tartışması, arayışı içindeyiz. Şimdi servet vergisi, aslında gelir vergisinden öte daha çok servet vergisi, miras, miras, hediye, gift vergileri, emlak vergileri de, yani siz onlarca emlak sahibi oluyorsunuz, hepsine aynı vergi ödüyorsunuz. Ama bunu mesela İsviçre'de yapamazsınız. Birinci konuta atıyorum 1.000 frank vergi veriyorsanız, ikinciye 5.000 veriyorsunuz, 10.000 veriyorsunuz. Üçüncüye çok daha yüksek veriyorsunuz falan. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Daha fazla servete sahip olma istemiyorsunuz. Yani bunun gibi vergilendirmenin servet vergisinde, veraset ve yani miras dedim, veraset ve intikal vergisinden bahsediyoruz. Bu tür vergilendirmelerden bahsediyoruz. Vergili şeyin, servetin el değiştirmesi bir anlamda. Servetin dönüştürülmesi, dönüşümü gibi kavramlar burada kullanılıyor. Yani tek elde toplanmasın ve burada kalmasın düşüncesi söz konusu. Ve sosyal servet artsın. Sosyal servet artsın. Yani insan sermayesi artsın. Bu da nasıl olacak? Eğitim eşitliği, fırsat eşitliği, sağlıkta eşitlik, ücretsiz şey, yani bugün burada yapmadım ama Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa'da devlet özel üniversite yok denecek kadar azdır. Çok azdır. Yani dolayısıyla Anglo-Sakson dünyasından çok farklı. Zaten Piketty'nin kitaplarında da buna uygun şeyler var. Yani bilgi veren tablolar söz konusu. Yani bu niye İskandinav ülkelerinde bunlar az? Bu bir tercih işte. Bu politik tercih. Tamam mı? Ve kimsenin de, yani iktidarlar değişiyor falan. Yani artık bu ülkelerde ilk şeylerde sosyal demokratlar, sosyalistler falan iktidardaydı ama buralarda çok uzakta şu anda bu ülkeler. Ama bu temel yapı değişmiyor. Yani halk tarafından tamamen benimsenmiş. Yani ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, ama tabii ücretsiz dediğim sonunda bu vergi gelirleriyle sağlanıyor. Ama şey diyor ki bu şeyde bu artan oranlı vergilerle sağlanıyor. Artan oranlı gelir vergisiyle, artan oranlı servet vergisiyle, refah devleti dediğimiz şey daha çok bununla ilgili kavramlar. Bunu tabii 1930'lar dünyasında Keynes falan, tabii Fabianci sosyalizmi, sonunda sosyalizme gidecektir. Ve hatta daha önceki, sonraki şeyde Schumpeter'in şeyinde de sosyalizm kaçılmazdır gibi görüşler söz konusu. Ama burada günümüz şeyinde böyle bir şeyden ziyade, kestirimler, öngörülerden ziyade nasıl bir adil bir toplum yaratılabilir düşüncesi daha öncelikli. Efendim, şimdi Vepli Bey diyor ki çok teşekkürler. Sonra Vahap Bey. Sonra Çin katılımcı sosyalizme dönüşmüş olabilir mi? Çin'in bu anlattıklarımızda maalesef uzaktan yakından ilgisi yok. Çin otoriter bir ülkedir. Yani. Dolayısıyla bu modelin Çin'le öneriler, modellerin Çin'le uzaktan bir ilgisi yoktur. Bu modellere de uymaz. Ama geniş bir perspektifte bunları tartışmak lazım. Yani orada hatırlarsanız ilk şeyde demokrasi olmaksızın eşitlik, demokrasi olunca eşitlik falan gibi ayrımlar yapmıştım. Tabii oralarda daha çok şey yapmak lazım. Yani bu modellerde, yani orada demokrasinin ve katılımcılığın olduğu modellere uygun değil. Onu söyleyeyim. Kerim, güzel sunumunuz ve sorularımıza verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Bugünlerde üçüncü yol arayışının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani Kerim, bence bugünlerde üçüncü yol arayışı çok bence de çok kıymetli. Onun için kafa yormaya çalışıyorum.
Türkiye'nin de bu üçüncü yola ihtiyacı var. Dünyanın da bu üçüncü yola ihtiyacı var. Bu üçüncü yol 1940'larda, 50'lerde öne çıktı. İşte sosyal piyasa ekonomisi Almanya'da efendim, öne çıktı. Tabii o sosyalist gelenekten değil aslında, o yani liberal gelenekle Alman tarihçi okulunun bir sentezi gibi falan Almanya örneğinden düşünmek mümkün. Ama işte Anglo-Sakson, İskandinav dünyası, efendim İngiltere falan, tabii hep bunlar İngiltere'deki bir şey, yani işçi partisinin arayıştır ve o dönemdeki işçi partisi daha ne diyelim tırnak içinde veya tırnak dışında sosyalizme yani yakındır. Fabian sosyalizme demiyorum. Fabian sosyalizm işçi partisi geleneğinin bir parçası. Ama birçok orada başka düşünce kuruluşları söz konusu. O anlamda bunu birebir anlamda kullanmıyorum ama KNS ve MIT anlamında tabii bu geçerli. Evet, bir üçüncü yola, yani bir adil toplum arayışına, özgürlükler artsın ama eşitlik de artsın, bir arayışına ihtiyaç var. Dünyada eşitsizlik arttıkça sorunlar azalmaz, sorunlar artar. Başka soru zannediyorum yok. Bir buçuk saat yakın konuştuk. Katılımınız için teşekkür ederim. Güzel bir sohbet olduğunu umuyorum. Kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.